Dizilerde araç çalmıştı. Gerçek hayatta ise o hırsızların hedefi oldu. Çekiciyle efendim, 3 gün üst üste gelen hırsızlar oyuncu Enes Cihan Özdelice'nin 3 aracını yükleyip götürdü. Çete yakalandı ama 1,5 milyon liralık araçların izine ulaşılamadı. Ulan bebek gibi araba be. Gece gece gelen şansa bak. Oynadığı dizide rol icabı araç çalıyordu. Arabamı çalıyorlar. Lan uçsanız da yakalayamazsınız be. İşler gerçek hayatta tersine döndü. 3 aracı birden çekiciyle gelen hırsızların hedefi oldu. Bu ne yüzsüzlük kardeşim? Bir tane çalarsın. Hadi 2 tane çalarsın. Ya üçünü birden birer gün arayla götürmek... Doktormuş ya. Doktordan temiz araba diye daha pahalı yoktunuz. 29 yaşındaki oyuncu Enes Cihan Özdelice geçtiğimiz aylarda yatırım amaçlı 3 araç satın almıştı. Bu araçları park halinde Balta Limanı'nda bekletiyordu. Boş bir bölge var. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine oraya çıktık araçları. Araçların değerleri şu anki günümüz şartlarında 1,5 milyona yakın para yapıyor. Tabii haliyle ciddi bir sermaye. Son kontrol etmeye gittiğinde iddiaya göre o araçların yerinde olmadığını gördü ve ne yapacağını şaşırdı. Ben ihtimal vermedim çalınmasına. Yani 3 arabayı birden hani siz alıp götüren göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Texas değil burası. Sıkıldık be abi. Yani böyle ışıklarda bakan var, eden var. Dalga geçmeyin lan. Aslında araçlar güvenlik kameralarının olduğu bir ortamda kilitli bir şekilde duruyordu. Yani çalınma ihtimali yoktu ama görüntüleri izlediğinde acı gerçekle bakın nasıl karşılaştı. Şok oldum çünkü çalınmış olduğunu net bir şekilde idrak etmiş oldum. Araçları şu şekilde. Birer gün arayla çekiyorlar. Rahatlığa bakar mısınız? Yani şaka gibi. Hemen polisi aradı. Harekete geçen ekipler çekicili hırsızları kısa sürede yakaladı. Şüpheliyi bulmuşlar fakat şöyle bir durum var. Araçların yerlerini söylemiyorlarmış. Yaşadıklarından geriye onu hem güldüren hem ağlatan bu sahneler kaldı. Bebek gibi araba be. Gece gece gelen şansa bak.